Çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli il başkanım, değerli yol arkadaşlarım, kıymetli basın mensuplarımız, değerli İstanbullular, bugün 31 Mart'ta ülkemiz, İstanbul'umuz ve milletimiz için çok önemli bir seçim sürecini hep birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Büyük bir demokratik olgunlukla süreci yürüttüğümüz seçimlerimiz milletimize, ülkemize, İstanbullu kardeşlerimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın, tüm sandığa giden, iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize, öncelikle her vatandaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte bize inanan, bizimle birlikte yol yürüyen, projelerimizi, hayallerimizi paylaştığımız, bu projeler ve hayallerle birlikte dava arkadaşlığı yaptığımız tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine bu süreçte bizden dualarını esirgemeyen, İstanbulluların bir kardeşi, bir evladı olarak bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kıymetli başkanımın da ifade ettiği gibi 90 gündür sahada bir fiil İstanbul'un 39 ilçesinde teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkan adaylarımızla, başkanlarımızla, değerli basın mensuplarımızla birlikte vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce projelerimizi, eserlerimizi, hayallerimizi paylaştık. Ben bizi her bir vatandaşımız bu süreçte gerçekten samimi duygularla bağrına bastı. Bizi bir kardeşi, bir evladı olarak gördü. O yüzden tüm İstanbullu kardeşlerimize, hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Yine bugün sahur saati itibariyle sandıkta görev yapan sandık kurullarımıza, teşkilatlarımıza, 90 gündür evinden, işinden, ailesinden feragat eden tüm teşkilat mensuplarımıza, başta kıymetli başkanım, il başkan yardımcılarım, milletvekillerim, benimle birlikte yol yürüyen, bu hayal için çalışan, çabalayan her bir kardeşime, çalışma arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsunlar ki Murat kardeşleri, İstanbul'un muradı, İstanbul için, İstanbullular için çalışmaya devam edecek. Biz yine sokakta olacağız. Biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa yine orada olacağız ve İstanbullu hemşehrilerimiz için gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Elbette bizler de milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. Biz daima milletimizin huzuru, milletimizin refahı için çalışan kadrolarız. Aynı anlayışla çalışacağız. Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına şehirlerimiz için, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yolda 22 yıldır olduğu gibi yine hem ülkemiz hem de vatandaşımızla el ele verip zor günleri beraber nasıl atlattıysak yine aynı anlayışla çalışıp çabalayıp ülkemizi inşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bu çalışmayı aynı gayretle sürdüreceğiz. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bize inandığı için, bize bu görevi tevdi ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e, Cumhur İttifakımız için de gerçekten o da büyük bir emek sarf etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisi yine Cumhur İttifakımızın içinde bizimle beraber bu 90 günlük süreçte yol yürüdüler. Cumhur İttifakımızın tüm paydaşlarına
çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de milletimize, aziz İstanbullulara yapmak istiyorum. Gerçekten gittiğimiz her yerde o sevgiyi, o heyecanı gördük. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Allah bahtımızı açık etsin diyorum. İnşallah bugün milletimizin sandığa yansıyan iradesiyle birlikte biz de üstümüze düşen vazifeleri, görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Biz bugün bir milat olarak kabul edip, başkanımın da ifade ettiği gibi, eksiğimiz neyse o eksiği gidermek için yine tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Ben bu süreçte yine seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyor. Tekrar bu seçimlerin İstanbul'umuza, milletimize ve tüm Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.